Şimdi kalkıp da o şekilde bize dedi ki gidin dedi oradan alın filan. Allah Allah, ben gittik evine Gizem'le, ben çıktım yukarıya, vurdum kapıya, açan yok, eden yok. Bir annesi mi sonradan Aynen. çıktı, dedi öyle birisi de yok, kimse de yok. Niye öyle bir şey söylüyorlar? Orası Bilmiyorum. Barış'ın evi mi? Evet, Barış'ın evet. Evi. Gidin annenizi o oradan alın. O telefoncunun karşısı olan kaybolan. Çaprazında. Barış da sana sormuyorum, Gizem'e sorayım. Gizem daha iyi bilir. Evet. Barış'la annenin arasında bir ilişkisi var mı? Erkek arkadaşıydı. Açıkça söyleyeyim de her şeyi sen biliyordun. Söyle yani, evet, söylüyorum. Biz, bunu Recep evet. biliyor muydu bunu? Biliyordu işte. Biliyordu. Bize söylüyordu gidin alın yani, annenizi diye. Hayır, sevgili olduklarını ve beraber olduklarını biliyor muydu? E işte biliyordu yani. Ama biliyordu bak, ki bize Gizem, söylüyordu. Bak, bir haftadır buradayız. Yani evet. Bir haftadır konuşuyoruz. Evet, bunu söylesin. Şunu şimdi Barış söyletene Barış, kadar Barış bir hafta diyor. Geçti. Barış, Barış Özden. Hayır canım. Yani. Savaş Bey. Daha önce hayır artık hayatında kimse evet, yoktu dedi. Evet, ben, evet, bir elbette. Haftadır, utandım şimdi, diyor. Şimdi bunları böyle zamanla aynen. söylerseniz biz evet, de, ya bak, kimse bir şey saklamasın. Yani, aynen aynen. Bulalım aynen. Şimdi Barış'la şimdi bak Barış'la Leman hemşire sevgili. Biz bunu şu an öğreniyoruz. Tamam, bir Barış ismi dolaşıyordu. Bir her Barış şey diye birisi vardı ama artık bu öyle yani. Arkadaş yani, tanıdığı yani, dedi. Yani, ama şimdi işin rengi değişir. Şey bunu Recep de biliyor. Evet. Ne yapıyor? Takip ediyor sürekli. Bize diyor ki gidin annenizi alın oradan. Takip ediyor. Takip ettiriyor. Yani Recep kendi işin arasındaki ediyor. İlişkiyi kıskandığı için hı hı. bu nasıl beni bırakıp ondan ilişki yaşar evet. diye kıskandığı evet. için takip ettiriyor. Özlem'i kendisi hı hı. çeşitli kişileri araya sokarak takip ettiriyor. Bu bile evet. öldürmek için bir şüphedir. Evet. Çok şey onun için açık. Andan Hanım da bilir yani mahkemelerde. Değil mi Andan Hanım? Yani kuvvetle muhtemel şüphe çünkü kıskançlık. Farklı bir şey bir erkeğin cinayete çünkü annem ilgilenmese bize gelip demez ki onu gidin oradan alın. Yani biz ama ben burada bir ricada bulunacağım. Evet. Müsaade edin tabii tek ki. Tek konuşalım. Gizemciğim iyi niyetle yaptığım bir suskunluk bile bir doğru, konuya evet, bu evet. araştırmaya zarar verir. O tüm bildiklerini söyle. Yanıltıcı konuşmayın evet. ne biliyorsanız. Yok öyle zaten evet. ya öyle zaten. Çünkü... Nasıl yani, bir... Kaybolduğu doğru, güne doğru, bu arada evet, kaybolduğu doğru. güne kadar sevgililerdi değil mi? Beraberlerdi değil mi? Leman yani, hemşireyle Barış. O da iyi bilir. Ben bilmiyorum açıkçası. Bilmiyorum. Görüşüyorlardı ara ara ama yani o kadar takip İlişkileri edemedim. İlişkileri nasıldı? Bilmiyorum. Nasıldı ara ara? Ara ara görüşüyorlardı. Annem gidiyordu İstanbul'a. Burada Silivri'de görüşüyorlar. O kadarını tam şey net bilemiyorum inanın. Yani bir ayrılık süreci falan girdiğinden haberin. Hiç bilmiyorum o konuları. Gizemciğim Barış ne iş yapıyordu? İşte kamyon şoförüymüş. Ben uluslararası. Ama bazı yerlerde su istasyonu işletiyor diyorlar ifadelerde. Ya, onu bilmiyorum ama uluslararası şoförlük yaptığını biliyorum. Bulgaristan'a. Zaten babası galiba Bulgaristan. Orada galiba yaşı da annenden bayağı küçük. Küçük evet. Küçük. Nerede tanışıyorlar ki sen? Ya hiç bilemiyorum oraları. İnanın hiç şimdi o hemşire yani. Her gün hastaneye gidip geliyor. Annen sana bahseder miydi yok. Maceralarını? Yok. Olaydan yok. Sonra biz Barış'ın yanına gittik. Nikahlanmış hemen birisiyle. Nasıl aniden... Hani kayıtları da vardır muhakkak. Yok ifadesinde de var zaten. Onun, evet, nişanlı ben hiçbir ilişkim yok. Özür dilerim onu Savaş okudum, Bey. Evet. Hiçbir ilişkim yok. Nişanlı bir de demiş ki ifadesinde evleneceğim benim önce... ilişkim yok demiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.